Kaller'in düzenlediği 23. Kalite Kongresi çerçevesinde pozitif bir ayrımcılıkla bize ayrılan, kadınlara özellikle ayrılan bu oturuma hepiniz hoş geldiniz. Evet. Çok kısa olarak Kaller ve kadınlara perspektif hakkında bir iki söz söylemek istiyorum. 2008 yılında kadına karşı her türlü ayrımcılığın karşısında yer alma düşüncesiyle ve eşitlik güçlendirir prensibiyle toplumda ve özellikle iş dünyasında konu ile ilgili farkındalık yaratma amacıyla gerekli katılımcılarla ve kuruluşlarla ciddi çalışmalar yaparak yönetim kadının hakkıdır bildirgesini hazırladı ve 55 kuruluş tarafından imzalanarak yürürlüğe girdi. Şimdi ilk bildirgede yönetim kadının da hakkıdır diye bir ifade vardı. Şimdi biz bunu değiştirdik. Zaman içerisinde bu yönetim kadının hakkıdır haline geldi. Aslında bütün bu değişiklik Türkiye'de de ve dünyada da gözlenmekte. 2008'den 2014'e gelene kadar kadınlar lehine, kadınların insanlık haklarının kullanılması alanında bir takım gelişmeler oldu. Bunları inkar etmek mümkün değil. Özellikle kağıtta, yasalarda Türkiye bazı değişikliklerden geçti. Bütün bu alanları, kültürel farkındalığı, kadın erkek eşitliğini, yönetimde ve yönetme hakkını ve özgürlüğünü bize ayrılan 60 dakikalık süre içerisinde elimizden geldiğince incelemeye çalışacağız. Evet, şimdi size katılımcılarımla ilgili çok kısa bilgiler vermek istiyorum. Zamanı çok iyi kullanmak adına. Şimdi sağımda Birleşmiş Milletler Kadın Bölümü Bölge Direktörü bir hanımefendi var. Ve hayatını siyasete adamış bir kişi. Kendisi Dünya Ekonomik Forumu'nda cinsiyet uçurumu indeksinde her zaman iyi sıralarda yer alan ve birinci olarak görünen İzlanda'nın eski Dışişleri Bakanı. Aynı zamanda bir parti kurucusu, aynı zamanda bir anne, aynı zamanda eş. Yani pek çok şapkayı giyebilmiş ve başarılı olabilmiş bir kimse. Şimdi oldukça yeni olan, yani Birleşmiş Milletler'de insan hakları çerçevesinde kadının da haklarını kullanabilmesi yeni bir konu değil. Çok eski bir konu, yani kuruluş belgesinde yer alan bir konu. Ancak kadın ve erkek fırsat eşitliği konusunda bir takım adımlar atılması 2000'li yıllarda gündeme gelerek bununla ilgili çok ciddi çalışmalar yapılıyor ve UN Women dediğimiz Birleşmiş Milletler Kadın Bölümü de aslında bu çalışmaların bir ürünü. Biraz sonra kendisine söz verdiğimde daha detaylı olarak dinleyebilme imkanı bulacaksınız. Onun yanında yer alan kişi biliyorsunuz Türkiye'de kadın fırsat eşitliğine ve kadın haklarına son derece duyarlı ve çok bu konuda emeği olan bir kişi. Sayın Fatma Şahin'den söz ediyorum. Kendisinin döneminde kendisi bizim siyasi hayatımızda kadınlar konusunda çok yeri olan bir kişi. Kadın meselelerini daha siyasette çok yeniyken ele almış bir kişi. Ve uluslararası boyutta kadın meselelerini toparlamış bir kişi. Yani çok emeği var, bize söyleyecek çok şeyi var kendisinin. O da çok şapka giymiş bir insan, onu da daha sonra konuşacağız. Yani kamuda çalışıyor, özel sektör, şimdi yerel yönetimlerde. Yani Fatma Şahin çok yönlü bir insan. Evet, onun yanında Sayın Hüseyin Geliz. Şimdi oldukça global, oldukça değil, kesinlikle global büyük bir şirketin Türkiye CEO'su Siemens'ten söz ediyorum. Kadına karşı duyarlılığı bilinen bir şirket. Şimdi kendisi bu duyarlılık çerçevesinde neler yaptıklarını, bunun nasıl ödüllendiğini de bizlerle paylaşacaklar. Ama bundan da önemlisi
bizim bu yönetim kadının hakkıdır. Kalder'in bize sağlamış olduğu bu pozitif ayrımcılık sonucunda oluşan bu oturumumuzda kendisi katılan ilk erkek konuşmacımız. Yani şimdi ben o espriyi şöyle yapıyorum. Evet, tabii. Kesinlikle bunu hak ediyor. Ama bu arada tabii siz de salonu doldurdunuz. Ben katılımcılara da büyük bir alkış istiyorum kendi kendimize. Çünkü bakıyorum bu program başladığında ulusal kongrelerde her zaman bir oturum kadına ayrılır. Ve o kadın oturumunda da genellikle kadınlar olur. Ama birkaç senedir fark ediyoruz toplumun diğer yarısı da bu konuyu sahiplenme çerçevesinde. Erkekler bu işi sahiplenmezse kadınlar kesinlikle güçlenemez. Katılıyor musunuz? Erkeklerin buna sahip çıkması gerekiyor öncelikle. Evet. Son katılımcımız, yani sıranın sonunda olan katılımcımız, belki ismini dışarıda görmediniz, size sürpriz gelmiş olabilir. Ama çok bu konuya duyarlı, global alanda çok hizmetleri olmuş. Birleşmiş Milletler Yüksek Komiserliği'nde, İnsan Hakları Komiserliği'nde bulunmuş. Yani nasıl tarif edebilirim? Gazeteci, aktivist, şimdi siyasetçi, bir kadın, çok duyarlı, bize söyleyeceği çok şeyler var. Evet, çok teşekkür ediyorum. Kalder'e özellikle böyle bir inisiyatifi başlattığı için, bu oturumu kadınlar için ayırmaya devam ettiği için, sizlere katıldığınız için ve çok değerli konuşmacılarımıza tamamen gönüllülük prensibiyle kadın meselelerinin aslında bir toplum meselesi olduğunu hissettikleri, bu konuda çok emek sarf ettikleri ve bizlerle bu emeklerini ve düşüncelerini paylaşmaya geldikleri için. Hepinize teşekkür ediyorum. Evet. Şimdi Birleşmiş Milletler'den, şöyle globalden başlayıp bize doğru gelmek istiyorum. Kadın Birimi Avrupa ve Orta Asya Bölge Direktörü ve Türkiye Temsilcisi. By the way, you have your headphones. Fine. I can actually say anyway. Şimdi kendisi kulaklığını çıkardı, soruları yönelteceğim. Ben özetle şunu anlatmasını isteyeceğim konu olarak. Muhtemelen bilginiz vardır ama Birleşmiş Milletler kadın biriminden bir çalışmışlığı olan, bilgisi olan içinizde var mı? Bu dünyada global olarak ne yapılıyor kadınlar için diye merak etmiş olanlar. Peki, bu özel bir birim. Şimdi kendisine bu birimin ne yaptığını soracağım. Ondan sonra Türkiye'deki durumu soracağım. Konuyu Türkiye'ye getireceğim. Kadınların güçlendirilmesinde neler yapılması gerektiğini söyleyeceğim ve özellikle Dünya Ekonomik Forumu'nun herkesi kaygıya sevk eden bir raporu vardır biliyorsunuz. Gender Gap, yani cinsiyet farkı, cinsiyet uçurumu raporu. Sayın Şahin de onu çok iyi bilirler. Şimdi bu raporda 2006'dan beri bu rapor yayınlanıyor. Kadınlar için yapılmış en kapsamlı, en ciddi, kadınların dünyada ve kendi ekonomilerinde nerelerde durduğunu araştıran bir çalışma ve bir rapor. Herkes bunu baz olarak alır. Şimdi bu raporda Türkiye hiç ilk yüze giremedi. Bu senede 125. sıradayız. Ancak yanında oturan hanımefendinin ülkesi diyeyim, İzlanda number one. Birinci sırada. Şimdi yine ona soracağım. Bu İzlanda ile, kendisi de Türkiye'de yaşıyor. Türkiye ofisinde şu an görevli. Türkiye temsilcisi aynı zamanda, bölge direktörü ama. İzlanda ile Türkiye arasında hemen insanın yaşarken gözüne çarpan ne gibi farklar var kadınlar açısından? Bunu dinlemek isteyeceğim. Ve nihayet kadınlara en fazla tehdit yaratan konunun ne olduğunu sormak istiyorum. Hemen salonun dolduğunu görüyorum. Sözü kendisine vermeden önce şunu soracağım.
Burada kadınlar hepsi çalışan kadın mıdır? Bir görebilir miyim? Evet, hepsi çalışan kadın. Bir şey daha rica edeceğim sizden. Kamu mu özel sektörün? Bir de onu hemen göreyim. Kamuda çalışan kadınlar, o da çok. Peki özel sektörde? Peki, bir hayli, biraz daha belki fazla. Ve şu soruyla noktalayacağım. Bütün kadınlar için soruyorum. Çalışan kadınlar ve erkeklere de kadınlar adına soruyorum. Fırsat eşitliğinde, özellikle yönetimde, yönetmede, eşit, özgür, bütün bunlara sahip olduğunuzu düşünüyor musunuz? Çok samimi olarak. Düşünüyor musunuz? Yoksa daha gidecek yol var mı diyorsunuz? Yani memnun musunuz içinizdeki bulunduğunuz durumdan? Demek ki bir memnuniyetsizlik söz konusu. Şimdi formatımla devam edip hemen konuyu tamamlayacağım. Bu memnuniyetsizliğinizle ilgili lütfen katılımcılarımıza sorular yöneltin. Ancak zamanı daha iyi kullanabilmek açısından mikrofon uzatamayacağız. Kitapçıklarınızda, çantalarınızda soru kartları var. Lütfen o soru kartlarını şimdiden belki hazırlayıp salondaki görevlilere iletebilir misiniz? Çünkü birinci tur tamamlandıktan sonra sizden gelen sorulara yer vermek istiyoruz. Teşekkürler. Yes, dear director Gisela Dotter. What does the UN women do in the world? In Turkey, I know you live in Turkey, you have an office here. Does that mean that you put a lot of emphasis on Turkey? Am I turning it on now or off? Oh, sorry. Is it on? It is, yes. Okay. Madam Moderator, fellow panelists, ladies and gentlemen, first of all, I would like to thank you for inviting me here to be in this panel and to represent UN Women and have this opportunity then to tell you what UN Women is doing. And, you know, I come across a lot of people that don't know anything about UN Women, and that's very normal because UN Women is a new UN agency. It was actually created in 2010 by the General Assembly of the United Nations and became operational in 2011 and has the mandate, has a global mandate, which means it's supposed to work on gender equality, women's rights, women's empowerment all over the world. Not only in developing countries, as some seems to think, but all over the world because, unfortunately, although some countries have come quite a long way, no country in the world can actually brag that it has reached gender equality. None of them can say that. As has been mentioned here, I come from Iceland, which has been rated number one for quite some years, I think for 6 years, when it comes to gender equality. But I'm not going to compare Iceland, which is a small country, a homogeneous country, to Turkey, which is a big country with a huge population and very, you know, shall we say, not so homogeneous as Iceland is. It's not comparable. But I nonetheless have to say that when I started off in politics, it is now 30 years ago when I started in politics. It was in 1982, that's even 32 years ago, isn't it? Yeah. this was not at all the case. Iceland was not doing very well at that time, 30 years back. We were only like 12% then in the parliament, and in the biggest city, Reykjavik, in the city council, it was only 6%. You know, to take a sample. So we were not doing that well. It took a lot of concerted actions to move from where we were at that time and to reach this seat number one.
And it was, I have to say, it's always the same recipe to reach results when it comes to gender equality. There's only one recipe, and there are mainly two ingredients in this recipe. On one hand side, it is a very vibrant and vocal and visible women's movement that is always pushing for this, always pushing and always putting it on the political agenda. And on the other hand side, they need to find someone to ally with political power. You know, we need an ally, we need someone with political power that genuinely wants to take this agenda and take it forward. And when these two ingredients come together, a genuine political will at highest level and a vibrant women's movement, then we can move mountains, you know. There, we can really change things for the better in a very short time span. And this we have seen happening over and over again. But this is very much needed. If one of them, these ingredients, is missing, you know, like all of us know that have been cooking or baking, you know, if essential ingredients are missing, we don't get the results we are hoping. So this is very, very important. But UN Women, like I said, was established in 2010 with a global mandate to work on women's rights, gender equality, and women's empowerment. It has actually, we can say that it has three main responsibilities. First of all, it supports what we call intergovernmental bodies of the UN when they are developing policies or formulating their policies and global standards and norms when it comes to gender equality. Secondly, it works with member states to implement these global standards and policies. That's the second main responsibility. And thirdly, which is also important, we coordinate the UN system, because all the UN system, all the UN agencies are supposed to work on gender equality, not only UN Women, all of them. And we are supposed to coordinate them. The main policy issues that we are working on, they are five, if you can say so. These are the priority areas. First of all, it's of course women's leadership and political participation, to increase women's leadership and political participation, which is very relevant for this meeting here today. Secondly, it's women's economic empowerment, which is also very relevant for this meeting here today. It is to increase women's active participation in the economy, in the production in the society. Thirdly, which is a major issue in all countries of the world, it is elimination of violence against women. And I would say, maybe because you asked me, you know, what is the main issue? In all countries of the world, this is the main issue, because this is the most serious violation of women's human rights that we experience today. This is not a private issue. It's not something that is just something that is for the domestic sphere. This is a violation of human rights, and a very serious one, and need to be dealt with as such. And in Turkey, as in other countries, this is, I think, the most serious issue to deal with. Then we come to the fourth issue that we are working on, and that is women's inclusion in peace and security. Because wherever we have a conflict, it's important that women are participating in peace processes if and when they start. And women are involved in the security of their society and defining what kind of security should we have. Because in conflicts, women and children are the most affected ones. And women are not the ones who start wars or conflicts, but they are the victims. They are the victims. And we need to involve them in the peace and reconciliation processes. And this is what we work on as well. And fifthly, we try to ensure that national plans and policies of all countries where we are working have a gender equality perspective. And that we try to do here in Turkey as well as in other countries. The office here in Istanbul was established just in the beginning of this year. And we are still in an interim position. We don't have yet our
office space. We will be moving into a nice offices in the beginning of next year. So I've been very much in the process of recruiting staff to this office. But we will be from here overseeing the work of all our offices in Europe and Central Asia. We have now 13 offices in 12 countries. And this is, you know, a huge region because it's all Central Asia and actually all of Europe, but we are mainly focusing on the Caucasus countries and the Balkans. So this is, we are giving them guidance, we are helping them in developing their strategies, and we are overseeing their work. But I am also, I have a, like a two hats, because I'm not only the regional director, I'm also the representative to Turkey. So I am also working with Turkey explicitly. And my work in Turkey is mainly advocacy, participating in meetings like this one, having cooperation with both the government and the municipalities to see in what way we can support them technically. And we have been working closely with the parliament, with the Equal Opportunity Commission of the parliament, in assessing 31 essential Turkish legislations to see how they reflect different realities of men and women. And we've also been working with 11 municipalities to see, you know, how they could better align their budgets to the needs of women as men, and how they can work on gender equality through their budgets. This is, you know, what we have been doing here in Turkey. Turkey has actually come quite a long way in the last decades when it comes to gender equality. But and we have seen a lot of improvements at policy level and in and also legal improvements in Turkey. But nonetheless, it is like has already been said here. It is. still has a long way to go to reach what we can call gender equality, because it ranks now number 125 among the 142 countries that are included in the gender gap index that was developed by the World Economic Forum. And for a country like Turkey, with the economic and social development that Turkey has, this is far from being, you know, acceptable, because Turkey, a modern society as Turkey, should be doing much better when it comes to this comparison. And it's interesting that when we look, for example, at labor force participations in Turkey, although it shows a slightly upward trend, but it still stands at 26.3% when it comes to women, which is actually the lowest in Europe and Central Asia. And this is, I think this is from an economic perspective, let alone from women's rights perspective, this should be quite concerning for Turkey's authorities, as women have a positive impact on the economy. And their participation has a positive and very important impact on the economy. And because when more women work, economies grow. And just to give you a figure, then it is estimated that if women, the paid employment rates were raised to the same level as men's, let's say raise it to the same level, which is maybe, in some countries we have reached that level, then in the United States, the GDP, the gross domestic product, would be an estimated 9% higher than it is now. And in the Eurozone, it would climb up by 13%. And in Japan, it would be boosted by 16%. So we see, you know, how much it means for the economy to have women's active participation in the labor market. Yes.
And I a few words. I realized that I have, you know, a lot to say. I have a lot to say. It's a very, very broad topic. Yes, you're absolutely right. We're short of time. But just, anyway, you know, would you like to just touch on the principles of women's empowerment? I mean, that's a very, and you have some good practices in Turkey, very briefly. Well, on women's empowerment, I think, you know, women need to be wherever decisions are made. We need to increase women participation in parliament, in government, in city councils, in municipalities, in boards of companies, and in the private sector. So wherever, you know, we need a critical mass of women wherever decisions are made. I think it both makes the decisions better, and I also think it's the right of women. You know, it is our right to be involved wherever the decisions are made, because men and women are different. We are not the same. And so decision can better reflect our different realities. We need both women and men's perspective. Yes. So that would be my final words here, but then we can, of course, discuss it better. Thank you very afterwards. Much. Thank you very much indeed. Teşekkür ederim. Şimdi tam bu noktada Sayın Gelis'e söz vermek istiyorum ben. Çünkü Sayın Direktör'ün söylediği noktayla bir hayli bağlantılı işler yapıyorlar. Bu çeşitliliğin pozitif olarak yorumlanıp pozitif olarak kullanılması gerekiyor. Kadınla erkek farklıdır dedi. Ne mutlu ki farklı. Çünkü bu farktan olumlu bir şeyler doğabilir. Şimdi bu konuda çalışmaları var, ben biliyorum, Siemens'in, Sayın Gelis'in. Şimdi ona hemen yöneltmek istiyorum. Şu konuları özellikle vurgulayacak olursa, kadına fırsat eşitliği konusunda uygulamalarınız var ve adımlarınız var, Sayın Gelis, Siemens Türkiye olarak. Tamam. Onlar hakkında bize bir bilgi rica edeceğim. Kadının eşitliğini ve yönetime katılma hakkını zorlayan faktörler nelerdir Türkiye'de ve bunlar nasıl aşılabilir? Ekonomik boyutta neler yapılabilir? İş yerlerinde neler yapılabilir? Ve sizin iyi örneklerinizden, ödüllerinizden biraz söz ederseniz çok mutlu oluruz. Buyurun. Çok teşekkür ederim. İyi günler. Beni de bu platforma davet ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Ben bu motoyu, bunun üzerine biraz düşündüm, gerçek olarak algılıyorum. Çünkü yani yönetim kadının hakkı mıdır diye şeklinde bir soru olarak görmüyorum ben. Aslında kadının bir hakkıdır bu. Ve bu konuda esas bence bizim sorumluluğumuz, kadın haklarını savunmak ve daha yüksek seviyelere götürmek. Tabii ki aynı zamanda da bunu görüyorum. Gelişmekte olan ülkeler için de örnek olmamız gerekiyor. Her zaman zaten. Ve bu konu bence sırf Türkiye'nin değil, yani global bir konu olduğunda altını çizmek istiyorum. Şimdi bir global şirketin yöneticisi olarak düşüncem, atılacak ilk adım insan kaynaklarıdır. İnsan kaynaklarını da her zaman iyi değerlendirmeye çalışıyoruz. Niçin? Böyle dünyayı böyle değerlendirdiğimiz zaman, baktığımız zaman dünya gittikçe değişiyor ve problemler de gittikçe daha kompleksleşiyor. Daha kompleks problemlerle karşılaşıyoruz. Bu nedenle farklı düşünce, fikir, görüşler gerekiyor. Tabii kadınların da bu konuda önemli rolleri vardır. Çünkü kadınların da problem çözme kabiliyetleri değişiktir. Bunları iyi değerlendirmemiz lazım ve özel sektörde de biz bunları yapıyoruz. Bunu desteklemeyen, zaten bence bu düşünceyi desteklemeyen bir şirket, bir özel sektör, bir kurum bu hızlı değişen dünyada, bu hele bu dijital dünyada rekabetçi olamaz diye düşünüyoruz. Fakat belki de bunu da altını çizmem lazım. En önemlisi, hepimizin öyle bir sorumluluğu var ki öyle bir ortam yaratmamız gerekiyor ki yaşlısı, genci,
yabancısı, herkes kabiliyeti olan, başarılı olan bir insan üst yönetime çıkabilmeli. Aslında esas bizim sorumluluğumuz bu. Doğal olarak da bence tabii kadınların da bu ciddi yere daha önemli roller almaları gerekiyor. Şimdi belki hemen sizin sorunuza cevaplamak istiyorum. Neredeyiz? İlerledik mi? Tabii ki burada kendimizi de kandırmamamız lazım. Güzel tabii ki örnekler var. Ben Siemens'te neredeyse 39 yıldan beri çalışıyorum. 7 ülkede çalıştım. Almanya, Amerika, Brezilya, Arjantin'e gibi ülkelerde. Ve kadın rolüne böyle baktığımız zaman örnekler var. Aralarında cumhurbaşkanları da var, başbakanları da var, yönetim kurul başkanları var. Ama eninde sonunda bunlar örnek ve yetersiz. Bunu da görüyoruz, yetersiz. Aslında İngilizce'de bunlara çoğu zaman da şey diyorlar, alibi woman diyorlar. Ve biz bunu istemiyoruz tabii. Daha fazla örnekler görmek istiyoruz. Bunun sebepleri tabii çoktur. Sebepleri nedir diye düşündüğüm zaman bence ağırlıkla eğitim ve sosyal altyapı, kültür farklılıkları bence çok önemli faktörü var burada. Fakat buna da inanıyorum ki kültürler değişebilir. Kültürler değişmesi lazım. Çünkü kültürler değişmediği zaman yanlış algılar da değişmiyor. Yanlış algılardan klasik olarak tabii bunları çoğu zaman görüyoruz. Misal olarak aile ve çocuk sorumluluğu olduğu için kadınlar yeterince de esnek davranmıyorlar. Bence bu tamamen yanlış. Şirketimizde de aslında bunu görüyoruz. Çocukları olan, aileleri olan kadınlar gayet başarılı olarak çalışıyorlar. Siemens'te bu konuda ne yaptık, ne yapıyoruz? Şimdi hem globalde ve hem de Türkiye'de evvela fırsat eşitliği polisimiz var, politikamız var. Bu politikanın gerekleri vardır. Çünkü işe alındığı vakit haksızlık olmaması için dikkat etmemiz gerekiyor. Yani bir kişiyi işe alıyoruz, kadın olduğu için bir problem çıkmaması lazım. Aynı zamanda maaş konusunda da, gelir konusunda da çok önemli. Yani muhakkak bu örnekler de vardır. Kadınların maaşları daha düşük, erkeklerin daha yüksek diye. İşte bu şirket politikası budur. Bunlara dikkat etmemiz pozitif lazım. Pozitif bir ayrımcılık var mı Sayın Geniz? Dünyada yani, muhakkak vardır, işe göre, olabilir. İşe göre bütün özellikleri aynı olan iki adaydan kadını tercih etme diye bir politikası var mı Siemens? Herkesle aynı maaş olması lazım diyor. Eşit evet, olması eşit. Lazım. Zaten biz pozisyonları değerlendiriyoruz. Bir pozisyon diyoruz, aynı maaş olması lazım. Fakat bunları her zaman monitör etmeniz lazım. Ne kadar iyi bir prosedürünüz olsa bile tarafsız bir grubun bunu monitör etmesi lazım şirketlerde. Bizde de bu var. Bu konuda Siemens'te biz bir çeşitlilik konseyi kurduk. Çeşitlilik konseyin çok görevleri vardır, çok amaçları vardır. Fakat ne yapıyor bunlar? Çeşitliliğe duyulan saygıyı, çeşitliliğe olan inanç, kadınların ve gençlerin, çünkü Türkiye'de bizim için o grup çok önemli. Kadınlar ve gençler, belki Almanya'ya gittiğiniz zaman değişik alanlara önem veriyorlar. Türkiye'de kadınlara ve gençlerin de yönetimdeki rolleri arttırmak için çalışıyorlar. Ve göze çarpan haksızlık ve adaletsizlik yönetime her zaman bildiriyorlar. Farklılığı her zaman bir zenginlik olarak görmekte, onun üzerine çalışıyorlar. Biz 2013 yılında Çeşitlilik Konseyi'nin yanında bir de Çeşitlilik Kulübü kurduk. Bu platformu daha genişletmek için ve şirketimizde Türkiye'den bahsediyorum. Aşağı yukarı 100 tane üyemiz var. Ne yapıyor bunlar? Son zamanlardaki bize önerdikleri örnekleri de sizle paylaşmak istiyorum. Örnek olarak iş başvurularını alırken kadın adaya öncelik vermek. Ne yapıyoruz orada Siemens Türkiye'de? Eğer bir eleman alacaksak iki kişi müracaat ediyor. Birisi kadın, birisi erkek. Tamamen aynı kvalifikasyonları. O zaman politikamız kadına İşte biraz önce sormak ediyoruz. İstediğim oydu. İşte o çeşitlilik evet. Konseyinden geldi. Biraz pozitif ayrımcılığa hayır demiyoruz. Biliyorsun. Kadınlar dengesini olarak bulmak için bazen var. Bunları yapmamız gerekiyor.
Diğer örnekler askerlik nedeniyle şirketten ayrılan erkek adaylara işe geri dönüşlerinde öncelik vermek. Bir kadınlar aslında bunu önerdiler. Bence bu da çok önemli. Çeşitliğin bir unsuru çünkü. Üretimde tabii çalışan kadın sayısını arttırmak, yeni anne çalışanlarımız için süt odaları tahsis etmek, anne çalışanlarımızın 0-6 yaş arası çocuklar için kreş yardımı sağlamak, aynı zamanda buna da çok önem verdiler, velayeti erkekte olan çalışanımıza da bu imkandan faydalandırmak. Yani dengesini bulmak gene. Ve son zamanlarda da tabii kampüslerimize engelli çalışanlarımız için daha uygun hale getirmek. Bunlar sırf çalışma konseyinin birkaç tane örnekleri. Dediğim gibi biz bunları yapıyoruz, kurallarımız budur dediğimiz zaman yetmiyor. Monitör etmek çok önemli. Biz Siemens'e bunu çeşitli konseylerine yapıyoruz. Teşekkür ederim. Ha, bir şey daha söylemek istiyorum. Siz demin dediniz ki tek erkek olarak buradayım ben platformda. İlk dediniz. Aslında 1935, 20 Nisan 1935'te böyle bir toplantı vardı. Türkiye'de aslında ilk uluslararası kadınlar toplantısı ve ilk erkek de oraya katılan Mustafa Kemal Atatürk'tü. O da bu konuya önem veriyor. Çok teşekkür ediyorum Sayın Geliş Bey. Biraz işin içine mizah katmak istiyorum. Ama gerçekleşebilir de. Siemens olarak bizim üstümüzden biraz yük almak, şapkalarımızın birini azaltmak için şöyle evin içinde dolaşıp her şeyi işten biz dönünce hazır eden bir robot falan bir şey planlıyor musunuz? Ne kadar iyi olur. Şimdi bunu inkar edebilir miyiz kadınlar olarak? Kadın çalışacak, ekonomik katkıda bulunacak, ekonomide yer alacak ya da siyasette ama evde de her şeyi yapacak. Evde de bir şey eksik olmayacak. Doğru değil mi? Bizden bu bekleniyor değil mi? Kültürel bir rol. Onunla ilgili bir çabanız olursa. Şimdi, bilmiyorum robot mu gerekiyor vallahi veya biz erkekler de yardımcı olabilirsek bizim de aslında sorunumuz odur. Robotlar değil. Ama evet. Paradigma değişikliği gerek herhalde. Değil mi? Efendim? Bir paradigma değişikliği gerekiyor erkeklerin çoğunda. Bence demin çok güzel soru sordunuz. Buradaki erkekler eşlerine yardımcı oluyorlar mı, olabilirler mi diye. Var mı aranızda eşlerinize yardımcı olan? Evet. Ben de varım. Bravo. Yani bazı elleri ben görüyorum, öyle olmadığını biliyorum ama hadi neyse görmezden geleyim. Çok teşekkür ederim Sayın Gül. Evet, Sayın Şafak Pave'ye söz vermek istiyorum. Sabrınız, teşekkür ediyorum. İstanbul Milletvekili insan haklarında, insani yardım konularında, küresel barış konularında, her konuda çok emek vermiş bir kişi olarak. Evet, çok yönlülüğün iyi bir örneği, hiçbir şeyin kendisine engel olamayacağını bize kanıtlamış bir kişi. Teşekkürler. Evet, kendisinden şu konulara özellikle eğilebilmesini rica edeceğim. Ülkemizde kadınlar insan olarak haklarını erkeklerle eşit olarak kullanabiliyorlar mı? Yani bu kişisel görüşünüzdür, gözleminizdir, her şey olabilir. Nelerimiz eksik? Nereden kaynaklanıyor? Yani kadında bir ilerlemesine engel pozisyonlar neden oluşuyor ülkemizde? Nedir bu? Bir kültür müdür? İkincisi, ülkemizde siyasette kadın yer almıyor Sayın Pave. Yani biraz önce söylendi. Arada sırada bir başbakan, birkaç bakan çıkıyorlar ama bu bir süreklilik göstermiyor. Neden yer almıyor? Ama almalı mı? Almalı mı? Siz ne düşünüyorsunuz? Alması için neler yapılmalı? Ve son olarak kadınların fırsat ve hak kullanmakta, yönetime katılmakta istekli ve mücadeleci olduklarını düşünüyor musunuz? Yeterince isteğimiz var mı? Yeterince
mücadele etme isteğimiz, gücümüz var. Nasıl yardımcı olabiliriz? Bu ateşi nasıl yakabiliriz? Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun Gülçiçek Hanım. Her şeyden önce ben de bir kere daha geçtiğimiz hafta 76. Yıl dönümünü, ölümünün andığımız Mustafa Kemal Atatürk'ü, kadınlara olan inancı, kadınlara olan inancı, sosyolojik dehası ve moderniteye olan güveni için bir kere daha özgürlüklerimiz ve haklarımız için minnetle anıyorum. Gökçiçek Hanım'a en kısa konuşan siyasetçi olduğuma dair teminat verdiğim için ve burada görevleri dolayısıyla bulunamayan ve kendisine ayrılmış bölümde konuşacağım için Sayın Meral Akşener'in yerine konuşacağım, biliyorsunuz. Oraya davet edildim. O yüzden sizi uyutmayacağımdan emin olabilirsiniz. Gökçiçek Hanım dün bana sorularını benimle paylaştığında, bu üç sorusunu, küçük küçük istatistikler hazırlamaya karar verdim. Onları da burada paylaşmak için şu anda kürsüden sizlerle konuşmayı tercih ettim. İstatistikler, ben çağırdıkça hocam gelecek, öyle değil mi? Genç bir IT uzmanımız var orada. İçinde henüz daha değil. İçinde yaşadığımız ülke, bütün sorunların buluştuğu karmaşık bir meydan gibi. Bu meydanda kadına karşı şiddet, istihdamda, sosyal hayatta uğradığı ayrımcılık, ne isterseniz var. Aslında küstümser bir açılış yapmak istemem ama konumuz kadın hakları olunca toplumun profiline dikey bir neşter atmadan konunun ciddiyetini anlayamayacağımıza inanıyorum. Modern toplumlar kadın sorununu torunlarına bırakmadılar. Örneğin eğitimde cinsiyetçi geçmişe baktığımızda çok yol alındığını görebiliyoruz. Mesela Cambridge, Oxford ya da Harvard gibi birinci lig üniversiteler kurulduklarında büyük ölçüde erkekler tarafından, erkekler için tasarlanmıştı. Sorunları çözmek için kültür değişikliği yapmak gerekiyordu. O yüzden size katılıyorum. Kültür değişikliği yapmak mümkün. Çünkü gelenek dönüşümüyle bu alanda gurur verici adımlar atıldı. Bugün bu üniversiteler erkek geçmişlerinden özür dileyip insanlık geleceğine uzandılar. Agora filmini aranızda izleyenler oldu mu hiç bilmiyorum. Güzel. Çünkü sorunlarımızın 1500 yıl öncesinden bütün cevapları orada var diye düşünüyorum. Hipotia, İskenderiyeli kadın bir matematikçinin hikayesi bu. Dini bağnazlar tarafından parçalanarak öldürülüyor. Büyük kütüphane yağmalanıp yıkılıyor. İskenderiye Kütüphanesi'nin hikayesini bilirsiniz. Çağdaşlığın dini bir propagandayla nasıl yok edilebileceğini kadın üzerinden anlatan daha muazzam bir hikaye düşünemiyorum. Eğer matematik dehası Hipotia ve kuramları yok edilmeseydi, bugün insanlık 1500 yıl daha ileride olacaktı. Ve kadınlar da elbette. Çünkü kadın ancak çağdaşlıkla güçlendiğinde eşit cins olabiliyor. Hiçbir medeniyet farklı bir yolunu henüz bulamamış. İlk sorunuz şuydu. Kadın ülkemizde insan olarak haklarını erkekler ile eşit olarak kullanabiliyor mu? Türkiye'de neler eksik, sorun nereden kaynaklanıyor? Bence cevabı size de, zannediyorum BM temsilcisine de bir ithaf olacak. Finlandiya ile Katar arasındaki farkta yatıyor. Kişi başına düşen milli geliri 80 bin dolar olan Katar'ın, kişi başına milli geliri 50 bin dolar olan Finlandiya'nın yanında esamesinin okunmadığında yatıyor. Kendi toplumumuza bakarsak, arkada tablomuzu görebilirsiniz. Hocam alabilir miyiz tabloyu lütfen? Çok teşekkür ediyorum. Tamam hocam. Şu mu acaba? Bir kere daha deniyorum. Hocam ben bunu yapamıyorum. Oldu. Pardon. Toplumdaki yerimiz, tablomuzu görüyorsunuz. Kadın kocasına her zaman itaat etmeli diyen kadınlarımızın oranı %59. Bu oran bazı bölgelerde %71'e kadar çıkabiliyor. Şiddete uğrayan kadın, bu şiddetin hayatın bir parçası olduğuna inanıyorsa, bunu böyle düşünüyorsa, karşımızdaki düşman aldığı gelenek öğretisidir. Açmazımızın bu olduğunu zannediyorum.
hep aynı panellerde, hep aynı konuyu binlerce kez konuşup sonuç çıkaramıyorsak, sonuç alamıyorsak, bizi yönetenin bu sorunu çözmek istemediğini de anlamak zorundayız. Siyasetçi, kadının bu itaatinden sultanlık zirvesine bir destek görüyorsa, neden geleneği değiştirsin ki? Uluslararası itibar için ise elbette makyaj gerekiyor. Buna rafta duran kanunlar ve uluslararası sözleşmeler diyoruz. İkinci sorunuza gelirsem Gökçiçek Hanım, zannediyorum bu ikinci soruyu da yanıtlıyor. Kadın ülkemizde siyasette neden yer almıyor? Yer almalı mı? Ne yapmak gerek? Kadın, çağdaş refah toplumunun sağladığı kültürel güç içinde değilse, siyasette tıpkı raf kanunları gibi kozmetik olarak yer alıyor. O halde kadının siyasette yer alıp almamasından ziyade, kadının siyasette olmasının bir lüks olarak sunulmadığı bir refah ve bilgi düzeyine ulaşmayı sağlamak gerekiyor. Kadın matematikte varsa siyasette doğal olarak olur. Kadın bilimde varsa siyasette doğal olarak var olur. Tek cevabı bulur. Diğer cevaplar sadece meseleye kafa yoruyormuşuz gibi havası vermek içindir diye düşünüyorum. Şimdi bilimdeki yerimize bakalım lütfen. Tablomuzda görüyorsunuz. Bu rakamlar kendimizi gerçekten tanımak için her zaman sağlam ipucu verir bize. Baktığımızda resmi rakamlara göre eğitimimizi ve genç nüfusta işsizlik oranı olan %19'u görüyoruz. Bir sonraki nüfusumuz ve ürettiğimiz değerler slaytına geçersek, başka verilerle gerçek kendimizi tanımaya devam edebiliriz. Bilimle yakınlığımız olmadığı için bize bahşedilmiş yeraltı zenginliğimizi satıp sağlık ve teknoloji satın alıyoruz. Gördüğünüz gibi ürettiğimiz değere göre çok ama çok kalabalık bir ülkeyiz. Hollanda bizden yüz ölçümü olarak 25 kat, nüfus olarak 5 kat daha küçük. Avuç içi kadar Hollanda'nın sadece çiçek ihracatı bizden 27 kat fazla. Kuşakların hayat kalitesi değil, dindar ve kalabalık olması değerli oluyor. Çünkü kaliteli yaşam değil, kalabalık olmak iktidar sağlıyor. Bizim gibi toplumlarda yönetenlerin dini zırhları varsa, safahatleri de hak olarak kabul ediliyor. Sefalet ve safahat birlikte yükseliyorsa, dini sadakat sürdürüldükçe sorun olarak görülmüyor. İnanılmaz büyüklükte ve kalifiye edilmemiş mesleksiz bir genç nüfusumuz var. Eğitim kalitemiz düşük ve eğitime neredeyse hiç para harcamıyoruz. Hocam bir sonraki tabloya geçersek genç işsizliğine de bir bakalım lütfen. Bu kadar bilim ve meslek eksikliği nasıl bir sosyolojik tabloya yol açıyor diye düşündürüyorsa sizi, bir de sosyolojik tablomuzu alabilirsek çok sevinirim. Hocam, sağ olun. Eğitim sistemimizden toplumsal yapılanmamıza dek kendi insanına güvensizlik, takım halinde çalışamamak, ezbercilik, tutuculuk gibi özellikler baskın çıkıyor sosyolojik tablomuzda. Dinin esas anlamının ahlaki bir rehberlik değil, dini kuralları çevremizdekilere uygulatmak olduğuna inanıyoruz. Bundan ötürü herkes kimin namaz kılıp kılmadığıyla, kimin içki içip içmediğiyle ilgileniyor. Bütün bunların kadın haklarıyla ilgisi ne? Çünkü sağcı, muhafazakar bakış, katı cinsiyetçi yaklaşımı besliyor. Siyaset kadınlara yüksek dozda ahlak politikasıyla ulaşıyor. Çoğunluğu göreve çağırıyor. Ahlak deyince yolsuzluk, hile, vergi kaçırma, başkasına kötülük etme, olmayan linç hikayelerini uydurma, topluma en temel konularda yalan söyleme anlaşılmıyor ne yazık ki. Ahlak deyince anlaşılan tek şey kadın davranışlarını kontrol etmek. Ucu kahkahadan başlayıp kısa etek giymeye kadar uzanıyor. Evrensel ahlak çıtasıyla bizimki arasında muazzam bir fark var diye düşünüyorum. Bu yapı kadının sosyal durumunu en altlara çekiyor. Ailelerin erkekleri kızlardan önde tutan geleneksel önyargıları, ailelerin kızlarının bir an önce iffetini koruyarak kocaya verilmelerini eğitimden daha önemli görmesi, başarılı kadın modellerin, rol modellerin ideolojik olarak saldırıya uğraması bu sosyal yapıyı kalıcı kılıyor. Son sorumuz şuydu Gökçiçek Hanım. Kadınlar fırsatları ve haklarını kullanmada ve yönetime katılmada yeterince istekli ve mücadeleci. Pardon?
Bize ayrılan süre neredeyse... Aa, tabii, o zaman hemen toplayayım. Son olarak dünyadaki yerimize bakalım. Bence zaten kafi olacaktır diye düşünüyorum. Dünyadaki yerimiz, Türkiye Dünya Ekonomik Forumu tarafından yayınlanan Küresel Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Endeksinde 136 ülke arasında 125. sırada yer almıştır. Bu kullandığım istatistikler için, bazılarını kullandığım bazı rakamlar için Utku Kaynar'a da çok teşekkür ediyorum. Sabrınız için teşekkürlerim de. Sağ olun. Çok teşekkürler. Her yönden kadının durumuyla ilgili düşüncelerinizi bizimle paylaştığınız için çok teşekkür ediyoruz sarım. Keşke zamanımız daha çok olabilse. Evet, şimdi Sayın Şahin'e sözü vermek istiyorum. Çünkü kendisinin Türkiye'de kadın statüsünün, kadın durumunun güçlenmesi için ne kadar çok çaba sarf ettiğini biliyorum. Çalışmalarını takip ediyorum. Hepimiz ediyoruz. Özellikle Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı iken yapmış olduğu çalışmaları takip ediyoruz. Uluslararası toplantılarla konunun Türkiye'de gündeme gelmesinde çok büyük emekleri var. Şimdi sizin bir sözünüzle hemen sözü size vereceğim Sayın Şahin. Çok emek sarf ettiniz bu konuda, tamam. Şimdi yerel yönetimlerde son derece farklı bir alanda çalışıyorsunuz ama bu konuda da söz sizin toparlamanızı isteyeceğim. Türkiye neler yapıyor? Bu 125.lik bize çok dokunuyor. Siz bu konuda oldukça araştırmalar yaptınız. Onu bize bir açıklayın izleyicilerimize. Neden? Mesela bu seneki raporda kadının sağlık hizmetlerine erişmesi ve hayatta survival'ında, yani hayatta kalmasında Türkiye'nin rankingi bir. Yani birkaç ülkeyle birlikte. Türkiye birinci sırada. Birinci sırada olma özelliğini elde etmiş bir ana sütunda. Bunlar genellikle, hemen kısaca söyleyeyim, çok özür dilerim. Eğitim, sağlık, siyasette yer alma ve ekonomide, istihdamda yer alma olarak dört sütundan oluşuyor. Bunlar bu kriterlerden oluşuyor bu rapor. Ama buna rağmen biz yine 125.yiz. Bunu siz araştırmıştınız, ben biliyorum. Bir de şu sözünüzü söylemek istiyorum geçmişten gelen. Şimdi zaman demokrasiyi ve tam hukuk devletini gerçekleştirme zamanıdır. Şimdi tüm ayrımcılıklar ile mücadele etme zamanıdır diye bu işe kalkıştınız. Belki siz bile unuttunuz bu sözü. Unutmadınız değil mi? Peki, söz sizin. Teşekkür ederiz. Ben Sayın Bakanı, Sayın Milletvekilimi, bütün katılımcıları, KADER'in değerli yönetim kurulu üyelerini, hanımefendileri, beyefendileri ve sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bütün katılımcıların ve bütün konuşmacıların, Sayın Milletvekilimin, değerli bakanımın konuştukları her şeyin çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Aslında biraz önce İzlanda eski bakanı Jörgen değerli başkanının söylediği en temel iki şeyin güçlü bir sivil toplum, güçlü bir irade olduğunu bize söyledi. Aslında bu konuda her ne kadar bardağın boş tarafı olsa bile bardağın dolmaya başladığını görüyoruz. İşte bugün bu saatte, iş saatinde İstanbul'da bu önemli konu baş başladı altında. Özel sektörden, kamudan bu katılımın, hem de biraz önce ben sizin tespitinize çok katılıyorum. 2002'de ben parlamentoya girdiğim zaman kadın meselesini biz kadınlarla hep konuştuk. Erkek dünyası hiç bu meseleyi özümsemedi, sahiplenmedi. Ama şimdi görüyoruz. Erkeklerin de meselesi olarak artık toplumun gündemine alınmış durumda. Bu bakımdan sevindirici ve bardağın dolduğunu da görmemiz gerekiyor. Daha doğrusu ölçmemiz gerekiyor. Daha doğrusu zamanın ruhunu ve dünyadaki gelişmeyi çok iyi görmemiz gerekiyor. Dünya nereye gidiyor? İşte bugün konuştuğumuz, benim bundan sonraki oturumda yerel yönetim olarak neler yapıyoruzu başlığına baktığımız zaman dünya nereye gidiyor? Biz bir bilgi ekonomisinden bahsediyoruz. Bir burada akıllı ekonomiden bahsediyoruz. Ve burada koyduğumuz
Cumhuriyet'in 100. yılında Mustafa Kemal Atatürk'ün bize koyduğu hedefin 100. yılında dünyanın 10. ekonomisi hedefi artık partiler üstü bir hedef olmuş durumda. Kadın meselesinde olduğu gibi. Dolayısıyla burada baktığınız o hedefe ulaşabilmeniz için önce toplumun yarısının aklını ve potansiyelini kullanmanız lazım. Bu artık duygusal bir mesele değil. Kadın kadına konuşulacak bir mesele de değil. O yüzden Kalkınma Bakanlığı'nın ilgili ekonomi bakanlarının gündeminde kadının potansiyelini, aklını, zekasını, kabiliyetini, kapasitesini nasıl kullanacaksınız ki bu hedefe ulaşasınız ve 10. ekonomi olmanız gerekiyor. Burada bu bakış açısına göre ölçülebilirlik çok önemli. Ben mühendis bir kardeşinizim. Hepimizin kendi duyguları, kendi ideolojileri, kendi partileri hepsi çok kıymetli. Zaten demokratik hazmetme de bunu gerektiriyor. Hepimizin birbirinin renginin bir zenginlik olduğunu görmemiz ve buna saygı duymamız çok çok önemli. Ama bir de ortak hedefe doğru gitmemiz gerekiyor. Ülkemizin kadınlarıyla ilgili gücümüzü birleştirmemiz işte Sayın Bakan'ın söylediği şey çok önemli. O yüzden biz bunu nasıl ölçeceğiz dediğiniz yerde bütün dünyanın 4 önemli kriter üzerinden koyuyor. Eğitim, sağlık, istihdam ve bunun sonunda yönetimde kadını mutlaka yer atmak. Yani erkeklerin karar verdiği bir masadan çıkıp kadın meselesi ya her türlü meselede enerji meselesi, savunma meselesi, kadının ehliyeti ve liyakati varsa, uzmanlığı varsa bu konuda yetişmişse orada oturması ve söz sahibi olması. Bunu yapabilmemiz için tabii Şafak Hanım'ın söylediği OECD ülkeleri, uluslararası boyut bunların hepsi çok önemli ama bunları gelebilmemiz için önce nereden nereye geldiğimize de bakmamız gerekiyor. Biz yaklaşık 12 yıllık süreç boyunca temel eğitimde daha kız çocukların okullaşma oranının çok sıkıntılı olduğu, %80'lerde olduğu bir noktadan bugün temel eğitimde birçok sivil toplumun hakikaten irade olarak da, siyasi irade olarak da eğitim olmazsa olmaz dediğimiz noktada %100'ü yakaladık. Bu herkesin başarısı, bu ülkenin başarısı. Bu eğitim kalitesiyle ilgili de saatlerce konuşabiliriz, daha ne yapabiliriz. Ama o ölçümler işte diyoruz ya 125. 125'teki en temel şeylerden bir tanesi de eğitim meselesi. Peki ne olacak? Temel eğitimle bunu yapınca ne olacak? Benim kendi şehrim. Bugün 7 aylık yerel yöneticiyim bakanlıktan sonra. Bugün 2 milyonluk Gaziantep'in 500 bini ilkokul ve mezunu ve okuma yazma biliyor. Yani bizim bu noktada baktığınız zaman İzlanda'nın temel eğitimine insanların %99'u 12 yıl eğitim hayatının içinde kalmış. Akşamdan sabaha bu işler, bu istatistikler değişmiyor. Peki orta öğretimde ne oldu? %10'luk bir iyileşme, %55'lerden %65'lere geldi. Esas sorun üniversiteye giden kızlarımızın ve erkeklerimizin eşitlenmesi. Eğer bugün o söylediğimiz güçlü ekonomi, güçlü toplum, akıllı ekonomi noktasında orada ne olacak? Bakın Anadolu'da, Anadolu'yu, İstanbul ve Anadolu aslında çok senkronize olması lazım. Ben Anadolu'dan gelen bir kardeşiniz olarak oradaki geleneksel yapıyı çok iyi görmek gerekiyor. Şehrin dışına çıkarmamasına karşı bugün her şehirde bir üniversite kurulması, 99 yeni üniversite kurulmuş olması ben kendi şehrimden biliyorum. Şu anda Gaziantep'te 4 üniversite var. Ne oldu? Kızlarımızın üniversiteye gitme oranı %17'den %35'e çıktı. Şimdi dolayısıyla bu bir mücadele. Bu mücadelede peki ne oluyor? Şimdi o Şafak Hanım'ın dediği bütün rakamlar başım üzere. Ama bir istatistik daha var. Üniversiteyi bitiren kızların %70 işe giriyor. Dolayısıyla bizim mutlaka eğitimin önündeki bütün engelleri bütün seferberlikle yapmamız lazım. Sevindirici olan şu, ben hakikaten o konuda bütün partilerimize, parlamentodaki bütün partilerimize çok teşekkür ediyorum. Hem vekilliğim sırasında buna şahadet ettim, şahit oldum hem kabinedeki görevimde. Biz kadın meselesiyle ilgili ne getirdiysek biz parlamentodan toplu imzayla en hızlı şekilde geçirdik. Aslında bu artık toplumun gündemine geldiğini ve ilerleyebildiğimizi de gösteriyor. O yüzden eğitim meselesi çok önemli. Mesela yine kendi şehrimden örnek vermek istiyorum. Çünkü bunlar çok önemli. Biz İstanbul, Ankara ile beraber 81 ille biz bu rakamları yakalayacağız. 2 yıl önce açtığımız meslek kursuna kızlarımızın, kadınlarımızın katılım oranı İşkur'un %14'tü. Şimdi %51'e çıktı.
Dolayısıyla alan açıp fırsat verip o özgüveni sağladığınız zaman her bir kadın bir başarı hikayesiyle bu dönüşümü sağlayabiliyor. O yüzden hepimize düşen şey, devlete düşen, topluma düşen, bireye düşen, kentlere düşen çok şey var. Şimdi biraz önce değerli bakanım söyledi. Özellikle Avrupa Birliği süreci, yine Şafak Hanım'ın içinde olduğu, mücadele ettiği, çok kıymet verdiğimiz o süreç ile beraber biz baktığımızda bugün hakikaten hukuki anlamda hukuk devleti normlarında çıkarmamız gereken yasaların birçoğunu çıkardık. Eksik varsa yine çıkar ama temel mesele yasalarda, şimdi rafta kalan yasal altyapı, tozlu raflarda duran yasal altyapıda dediğimiz, uygulamaya niye geçmiyor dediğimiz şey de buralardan başlıyor. Buralardan başlıyor. Zihinsel dönüşüm. Kısa, orta ve uzun vadede toplumun bir seferberlikle bunu sahiplenmesi. O 125'te niye 125'teyiz? Sağlık. Mesela siz dediniz ya, en iyi olduğumuz noktalardan biri. Sağlıkta dönüşümde bugün kırsaldaki kadın hastaneye gidebilme oranına ulaştıkça şehirdeki kadın, işçi kadın, işveren kadın, yani çiftçi kadın, eğer hastane ortamına, hastanede dönüşüm noktasında, sosyal güvenlik sisteminde hızlı bir şekilde ulaşabilme gücüne ulaştıkça biz bugün Avrupa Birliği'nde, Birliği standartlarında anne ve bebek ölüm hızı oranlarını yakaladık. Birlikte yakaladık. Yani iyi şeylerimizi de görmemiz, eksiklerimizi de beraber nasıl iyileştireceğimize de bakmamız gerekiyor. Dolayısıyla sağlıkta dönüşüm en çok kadın ve çocuk sağlığında işe yaradı ve rakamları hızlı bir şekilde değiştirdi. Bu rakamların içerisinde 60. sırada olduğumuz en iyi rakamlardan biri, orada da daha çok gidilmesi gereken yol var. Üçüncüsü istihdam. Eğer siz eğitimini ve sağlığını, yani bireyi yapamazsanız, birey olarak hakkını hukukunu arayacak gücü ulaşamaz istihdamda, istediğiniz şekilde uzun soluklu koymanız mümkün değil. Girdiği zaman işte eğitim sorununu çözdük, sağlık bir şekilde hayata ulaştı. Şimdi kariyer ve çocuk meselesi durumunda da baktığınızda bizim özellikle uygulamada, özellikle benim şu andaki kendi makamımda çalışan kadının yaşamını kolaylaştırmamız gerekiyor. İşte o yüzden biz mesela özellikle sosyal devlet bünyesindeki tecrüben ve ihtiyacı gördüğümüzden dolayı ilk geldiğimde ilk verdiğim talimat kreşle ilgili çalışan annelere verilmesi gereken destek. Hemen kaç lira şu anda yerel piyasada bu işin diye baktık. Hemen dedik ki biz %50 düşürüyoruz ve 500 şu anda çocuğumuza kreş desteği verdik. Hızlı bir şekilde bunu bütün, mesela ben Kadir Bey'den biliyorum, beyannamesine koymuştu. Çok sayıda kreşi desteklemesi ve yardımcı olması gerekiyor. Kadının uzun soluklu iş hayatına devam edebilmesi için. Sosyal destekler çok önemli. Yaşlı bakım evleri, yaşlı kreşleri dediğimiz. Eğer evde bir yaşlı varsa burada bakımı kolaylaştıracak destekler gerekiyor. Yani istihdamda kadının uzun soluklu kalabilmesi için, biraz önce değerli Siemens'ten konuşmacı arkadaşımızın söylediği süt odası kreş desteği dedi. İnanın benim bakanlığım dönemimde bu ülkenin en iyi 50 firması. Dünyaya rekabet ediyor. Alanında en iyisi, bir anket yaptırdık. Birçoğunda kreş ve süt odası olmadığını ve kadınlar orada çalışanlara sorduğumuz zaman tuvalette gidip çocuğunun sütünü sağdığını, gerçeğini onlara paylaştıktan sonra işte kadın o eşitlik güçlendirirle ilgili özel sektörde bunun bir anketini ve bir ölçülebilirliğini gösterdik. O zaman dediler ki bir dakika, biz burada bir eksiğimiz var, hızlı bir şekilde bunu toparlamamız gerekiyor. Şimdi parlamentoya bakıyorsunuz, bir gerçek var ki bir cinsin bir yerde gerçekten temsil edilebilmesi için %30 rakamını yakalamamız gerekiyor. Şimdi neredeyiz? %14'teyiz. %14'e nasıl geldik? %4'ten %14'e geldik. Peki ben size soruyorum, vicdanınıza soruyorum. Cumhuriyeti kuran Mustafa Kemal Atatürk %4'le kurdu. Biz 2004'e kadar niye %5 olamadık? Bunun cevabını hepiniz kendi vicdanınızda cevabını verin. Şimdi %14'teyiz. Hemen hızlı bir şekilde %30'a çıkmamız lazım. Bu meseleleri partiler üstü bir meseleye dönüştürüp herkesin kendi tabanında bunu yükselen bir değer haline dönüştürmemiz ve bunun için gücümüzü birleştirmemiz lazım.
Peki bizim güçlü tarafımız ne? Ben şimdi 12 yıldan beri alandayım. 3 dönem vekillik yaptım. Bizim son 3 dönem kuralından dolayı şu anda yaklaşık 3 yıl bakanlık yaptım ama teşkilatlarda çalıştım. Bakın çok önemli bir tecrübedir. Benim için çok önemli bir mutfak çalışmasıdır. Mühendislikten gelip kadın meselesine girdiğim zaman 81 ili dolaştım. Birebir dolaştım kadın teşkilatlarının güçlendirilmesi konusunda. 4 yıl Genel Merkez Kadın Kolu Başkanlığı yaptım. Toparlayacağım başkanım zaman doldu herhalde. Şimdi bu meseleler öyle hakikaten çok kolay meseleler değil. Anadolu'daki kadını çok iyi anlamak, içselleştirmek, erkekteki bakış açısını değiştirmek, doğuştan eşitsizliği çözecek büyük bir yapısal dönüşüm, eğitim hayatımız. Mesela benim bakanlığım döneminde kadına yönelik şiddetle ilgili İstanbul Anlaşması'nı çıkardığımızda ilk parlamentodan geçiren ülke olduk. Biz başardık, bizim parlamentomuz başardı. Başardık, yasayı çıkardık. Şimdi uygulamasında neden bu kadar çoğalıyor dediğiniz zaman aslında ben şu tespitte söylemek istiyorum. Bu mesele temel hak ve özgürlükler, demokratikleşmede istediğimiz noktada olmadığımız için toplumun gündeminde bile bir mesele yoktu. Zaten öldürülüyordu, zaten ölüyordu. Ama şimdi hamdolsun buna şükrediyorum. Bu toplumsal bir sorun olarak karşımızda duruyor ve herkes bunu çözmek için fikir üretiyor, proje üretiyor, çaba üretiyor. Nasıl koruyacağız? Koruyamazsak, önleyemezsek nasıl tedbir alacağız? Nasıl destekleyeceğiz? Bunların hepsi çok ciddi bir şekilde bizim bakanlığım, benim bakanlığım döneminde en çok kafa yorduğumuz, mücadele ettiğimiz bir meseleydi. Ama daha temel eğitimde, daha doğuşta, anne karnında, ailede, işte benim bir kızım, bir oğlum var. Ben kızım ve oğlumu kendi ailemin içerisinde demokratikleştirmeden, kendi içinde ayrımcılık yaparak büyüttüğüm zaman, ki onu yapmamaya sonuna kadar dikkat ettim, oralardan başlayan bir mesele. Temel eğitimde biz mesela insan hakları dersinin içerisine mutlaka çocukların, kızlarımızın hakları üzerinde erkeklerin, erkek çocukların özümsemesi ve buna sahiplenmesi gerekiyor. Yani mesele çok boyutlu, çok değişken olan, sosyolojik boyutları olan bir mesele. Ama ben Sayın Bakanımın dediği her şeye katılıyorum. Kalite konusunda da Şafak Hanım'la beraber ne yapılması gerekiyorsa buna her türlü işbirliğinde hazır olduğumu söylemek istiyorum. Güçlü toplum için güçlü kadınlar ve bunun olmazsa olmaz noktası da bugün işte gördüğünüz çalışmalar noktasında bizim sürekli ayrıştırmadan, bloklaştırmadan, kutuplaştırmadan herkesin 76 milyonun konusu ve gündemi haline dönüştürüp şekincilikten çıkarak birbirimizin aklına, vicdanına güvenerek bu meseleyi hızlandırmamız ve çözmemiz, iç enerjimizi harcamadan hedefe doğru yürümemiz gerektiğini düşünüyorum kadın meselesinde. Ben şu anda bu meselelere çok emek sarf etmiş bir kardeşiniz olarak şu anda kendi alanımda kadın meselesi, kadının hayatta, yani eğitimden, sağlıkta, istihdamda daha güçlü bir şekilde rol alması için de kendi şehrimle, arkadaşlarımla çok ciddi bir şekilde kafa yorup bununla uğraşıyoruz. Dolayısıyla herkesin kendi görev alanı içerisinde, işte iş dünyası, sivil toplum, kamu, herkes kendi görev alanı içerisinde bunu mesele edip, özümseyip, sahiplenip, bunun için gayret ettiğinde bu zincirin halkaları birleşecek, dalga dalga birleşecek ve çok daha güçlü bir topluma gideceğiz. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, süremizi aştık her zaman olduğu gibi. Affınıza sığınıyoruz. Soru gelmedi. Yani soru kartlarıyla soru gelmedi. Ama şöyle çok kısa hemen bir toparlamak istiyorum ve teşekkür etmek istiyorum. Demek ki tablo gelişime açık, çok parlak olmasa da partiler üstü bir konu, kadın siyasette herhangi bir çatışma konusu değil. Partilerin ve bütün organların, sivil toplum kuruluşlarının, yönetimlerin bir araya gelip bu konuda bir hayli çalışıp yol alması gerek. Çünkü kadınsız ve kadının güçlenmediği bir toplumun güçlü bir toplum olmayacağını hepimiz biliyoruz. Hemfikir miyiz?
Bunu bu şekilde bağladık. Evet, soru sormak isteyen var mı? Sizin bir oturumunuz daha var biliyorum. Soru sormak isteyen var mı? Çok çabuk, çok özür dileyerek. Evet. Kime sormak istediğini söylememişler. Hemen ileteyim ben. This is in English, therefore it must be addressed to you very, very briefly. Do we think that anyone, to all of you, positive discrimination measures such as minimum number of women on company boards are a good idea? You mean a positive discrimination? Do you think this is a good idea? I can answer this right away. I think it's a good idea. I think, you know, we've seen it in other countries. We've seen it in other countries that where this has been used, and this is, you know, of course thought, you know, it is a temporary measure. It is a positive, you know, temporary measures. And they have, you know, we have a proven record of the, how they have increased the number of women in boards of companies, in politics, and wherever they've been used, like in the Scandinavian countries, in Spain, and otherwise. But there are other measures also that can be taken, but I think they work, especially in countries where, you know, we need to come a long way. I think it's good. Thank you. Bir soru daha geliyor. Din, kadının bir toplumda eşit fırsatlara sahip olmasında nerede konumlandırılabilir? Sanıyorum bu kültürle ilgili bir soru. Yani Türk toplumunda kadının güçlenmesinde acaba kültürel o bakış açısında dinin bir faktörü, bir etkisi var mı diye soruluyor olduğunu düşünüyorum. Şimdi tabii 100 yıllık bir geçmişimiz var. Türkiye Cumhuriyeti demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti. Dolayısıyla din meselesini burada laiklikle ilgili kısmı çok iyi özümseyerek ve din meselesinde de burada bir kültür kodlarımızda, genetik kodlarımızdan kaynaklı bir sıkıntıyı sanki bir İslam dininin bir parçası gibi algılatmak da çok yanlış. Şimdi o zaman ben yine burada sormak istiyorum. Eğer bu İslam dininin geleneksel yapının bir gereği ise, biz mesela muhafazakar demokrat bir parti olarak kendimizi tanımlıyoruz ve kız çocukların eğitilmesiyle ilgili çok ciddi bir mücadele alanı veriyoruz ve büyük bir bütçe ayırıyoruz. Şimdi burada dini de ön yargılardan kurtarmak lazım. Dini de bilimsel anlamda özümsemek ve bu konuda en önemli kaynak olan bizim kutsal kitabımızın ne dediğine bakmak gerekiyor. Ben bu konuda ilahiyatçı değilim ama ben bunu anladığım ve okuduğum ölçüde hiçbir zaman benim ilerlememe, benim burada alacağım makamlarda, iş dünyasında önümde bir engel olarak hiçbir bakış açısı görmedim. Dolayısıyla bunları kaynağa gidip doğru bilgilenmek ve bunun gereğini yapmak gerekiyor. Bunun üzerinden de siyaset yapmamak, onu da kullanarak siyaset yapmamak gerekiyor ve bilimsel bir şekilde olaylara bakmak gerektiğini düşünüyorum. Evet. Şafak Hanım, gitmeden önce bir dakikanızı rica edeceğim size. Kültürel güçlenmesini, kültürel olarak kadının güçlenmesine pozitif bir katkıyı nasıl sağlayabiliriz diye sormuşlar. Gelenek ve önyargılarla ilgili çok ciddi ve samimi olarak mücadele etmek gerekiyor. Ve bunu siyasette çok oy getirecek, dindar ve daha kalabalık diye yapmak değil, gerçekten samimiyetle yol almamız, çağdaş ve bilgi toplumuna dönüşmemiz için bütün adımları cesaretle atmamız gerekiyor. Bunu muhafazakar siyaset elbette yapamaz, dünyanın hiçbir yerinde yapamamış. Mesela anaokulundan itibaren kız ve erkek çocukları ayıran bir dünya görüşü, bu ayrımcılığı ve özgürlüklerin ertelenmesini 100 yıl daha ileriye atar diye düşünüyorum. Bunu yapabilecek ancak modern siyasettir. Evet, evet. Ve oturumu kapamadan önce, teşekkür ederim. Oturumu kapamadan önce son sözü... Bir cevap verebilir miyim? Bizim kreşlerde, bizim kreşlerde hiçbir ayrımcılık yok. Genelleştirmek çok yanlış bir şey. Hep söylemeye çalıştığım şey bu. Bütün kreşlerde kızlar ve erkek çocuklar ayrılıyor şeklinde bakmak gerçekten çok ayrımcı bir bakış açısı. Bunu şiddetle kınıyorum. O yüzden genellememek gerekiyor. Evet. Konunun tabii siyasete biraz bulaşmaması mümkün değil. Olacak böyle. Ama bunları tartışabilmeliyiz. Evet.
Yani bunları tartışabilmeliyiz ve bunları birbirimize karşı toleranslı olabilmeliyiz. Bir başka görüşleri tolere edebilmeliyiz. Yani bu da bir gelişmişlik. Ben yine pozitif bir ayrımcılık yapacağım bir kadın olarak. Şimdi son sözü de Hüseyin Bey'e vereceğim. Son soruyu da ona soracağım. Ve tatil edeceğim bu programı. Çünkü herkese eşit katılma fırsatı veriyoruz. Biz eşitlikten söz ederken şimdi erkeklerimizi de bu eşitlik konusunun dışında bırakmayacağız tabii. Evet, bütün bu konuşmaları dinlediniz. Ne düşünüyorsunuz? Ne yapalım? Kadını nasıl güçlendirelim? Kadın istekli mi gerçekten? Yani kendisine bütün sağlanan bu pozitif ayrımcılıklara rağmen katılmak istemiyorsa ne yapalım? Nasıl özendirelim? Aslında bunu bana değil kadınlara sormanız lazım. Kadın istekli mi? Bence istekli. Peki. Biz de aslında hepimiz kamu, özel sektör de herkese aslında bunu desteklememiz gerekiyor. Bence en önemli konu bu. Ben de bugün zaten bunu tekrar duydum. Önemlidir. Kültürümüz için, ülkemiz için, dünya için önemlidir. Çünkü çok değerli kaynaklar, değişik fikirlerden bahsediyoruz. Hepimiz bunları değerlendirmemiz lazım. Ben kendimi gayet iyi hissediyorum bu konuda ve tekrar çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Biz de sizi alkışlıyoruz. Teşekkürler. Söylenen sözleri bir toparlayacak olursak, biz kendi meselelerimize öncelikle kendimizin sahip çıkması gerekiyor. Mücadeleyi sürdürelim arkadaşlar.